hanımlar, küçük beyler ve sevgili büyükler. Ekranların en renkli, en eğlenceli ve en tatlı yarışması Çocuktan Alaberi başlıyor. İşte karşınızda bizlerin ablası, ikizlerin annesi, sizlerin çok sevdiği Doğrultay Kaman. Ekranların en renkli, en eğlenceli ve tatlı mı tatlı yarışması Çocuktan Al Haberi'ne hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir bölümle ve yarışmacılarımla yine huzurlarınızdayız. Çocuklarım da yerlerinde beni bekliyorlar. Merhaba çocuklarım. Merhaba abla. Çocuklarım hazır, yarışmacılarım hazır. Siz de hazırsanız Çocuktan Al Haberi başlıyor. Şimdi benim şişim bunu kafanın aşağına geliyor. Tabırızı var et soğuk istiyorum. Geziyoruz. Bilim sistem harika. Anda, anda. Köpek balığı sen dokundan, sen de köpek balığı oluyordun. Hayal düşüncesi. Sonra ben buldozora bindim. Da 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 da. 250, 700 dakika bekledik. Kafam yandı. İnsanların nasıl parmak izi birbirine benzemezse, pillerin de kulakları birbirine benzemez. Bu kadar güzel anlatılır mı? Kapatınca şişim gelmedi mi? Capcanlı, çok neşeli, aşırı renkli, şahane stüdyomuza hoş geldiniz sevgili konuklarım. Çilek Hanım sizinle başlayalım lütfen. İsminizi seviyor musunuz? İsmimi çok seviyorum. Yani 33 yaşındayım. 33 yaşıma kadar da çok güzel iltifatlar aldım bununla ilgili. Yani ya ne güzel. Tabii hala alıyorum. Devam da edeceğini düşünüyorum. Yani çok seviyorum ismimi. İyi ki de Çilek olmuş. İyi ki de Çilek olmuş. Ben ilk kez Çilek diye biriyle tanıştım aslında. Ben de duymadım. Yani kendi ismimi başka birinde duymadım. Ben de duymadım. Duymadım. Çok güzel bir isim. Peki sizi tanıyalım ne olur kısaca. Çilek Sarayıldız. 33 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Bu şekilde evliyim. Çocuğum yok. Henüz. Henüz. Henüz yok. Olacak mı? Arzunuz i̇nşallah var mı? İnşallah. Tabii ki başından beri arzum var ne ama güzel. Rabbim ne zaman nasip ederse inşallah. Kesinlikle öyle. Bir şeylerde çok ısrarcı olmamak lazım. Kesinlikle. Değil mi? Hı-hı. Böyle içimizi temiz tutacağız ve kendimizi akışa bırakacağız. Evet. İnşallah güzel günler i̇nşallah, olsun. İnşallah. Güzel haberler hayalim alalım. Hayalim yani inşallah. Evet. Doğancan Beyciğim merhabalar. Merhabalar. Doğancan yapışık. Doğancan Birlik. Perimcan bak senin gibi bir isim daha var burada. Bu sorun oluyor mu? Bitişik mi ayrı mı? Ya ben sorun etmiyorum. Evet. Açıkçası yapacak bir şey yok. Can da olur. Doğan Can da olur. Doğan Can da olur. Sizi tanıyalım Doğan Can. Ben 23 yaşındayım. Üniversiteden bu sene mezun oldum. Evli değilim. Henüz değilim. Daha da inşallah olmam uzun süre. Yani bilmiyorum. Doğan Can'ın bütün hücreler böyle. Evli değilim. Yok gerçekten. İyi ki evli değilim gerçekten. Aşk olsun. Ya daha değilim. Kız arkadaşım var. Onunla mutluyuz. Evet. Ama evlenmeyeceğiz zaten inşallah. Zaten bu yayından sonra kız arkadaşın seninle bir süre evlenmeyi düşünmeyecektir. Çünkü bu açıklamalardan sonra şaka bir yana. Tabii ki evlilik çok güzel bir kurum ama her şeyin doğru zamanı, doğru vakti var. İzleyeceğini unutmuşum. Yok normalde. Normalde öyle demezdim. Baristalık yapıyorum. Evet ne kafede. Güzel. Karate eğitmenliği yaptım. Hani 5 yaşından beri karate yapıyorum zaten. Onun dışında da bu kadar yani bir şeyim yok. Peki biz geçenlerde çok tesadüf oldu. Eşim bana dedi ki Doğa Rutka'yı karateye verelim. Çünkü hareketleri falan böyle bir sanki yatkın gibi. Tabii her anne baba çocuğu her şeye yatkın olsun arzu eder ama. Çocukların gelişiminde karatenin bir rolü var mıdır? İnanılmaz. Ya gerçekten bunu tamamen hani şu anda anlatmak için anlatmayacağım. Ben kendi velilerime de anlattım bunu. Hani 5-6 yaşlarında karateye başlayan bir çocuğun özgüven, vücudunu disipline edebilmesi, daha öte birinden emir alabilmeyi öğrenmek de önemli bir şey. Sonuçta öğretmeni doğru bir yere koymayı da bilmeye başlaması lazım çocuğun. O yüzden etkisi çok büyük gelişiminde. Hem fiziken hem ruhsal açıdan. 5 yaşı uygun yaş. 5 yaş gayet uygun. Tamam o zaman ben bir 3 sene sonra kapını çalarım. Gayet uygun, bekle. Yaşasın ne güzel. Merve Hanımcığım sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, ben 32 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum ve bekarım. Yani bekarım niye kameralara doğru? Yok. Şöyle bir durum oldu. Herkes ben evliyim. Ben evlenmeyi düşünmüyorum derler. Ben de bekarım diyorum. Daha mütevazi bir şekilde yaklaşıyorum. Siz ama bu tatlışlıkla nasıl bekar kalmışsınız bunca yıl? Gönlünüzün prensi mi kapıları ben çalmadı? Ben evde kaldım bence. Onu ya kabullendim o yüzden. Biraz işkolik olabilirim.
bunu söylemiyoruz. Ben 36 yaşında evlendim. Ben evlenene kadar herkes bana aman bu kız evde kaldı dedi. Ama insan gönlünün prensini bulunca ister 50 yaş olsun ister 60 yaş olsun herkes gönlünce yaşayacak. Şöyle bir durum var. Belirli bir iş yapıyorsunuz, insan tanıyorsunuz ve artık insanların gözlerinden doğruyu ya da yanlışı görebiliyorsunuz. Biraz öyle bir durum var. O birazcık sorun yaratmış olabilir. Öğretmenlik mezunusunuz. Evet doğru. Bilgisayar öğretmenliği mezunuyum ve mezun olduktan sonra öğretmenlik yapmıyorum. Bir kurumsal şirkette pazarlama yöneticiliği yapıyorum. Ne güzel. Çünkü üniversite zamanında staja başladım ve 14 yıldır aynı işe devam ettiriyorum. Benim işimde de karşı tarafın algısını yönetmek çok önemli. Yaptığınız işin görselliği ya da duyulan etkileşimi çok önemli. Bunların analizi, raporlaması vesairesi o söylediğim işkoliklik çerçevesinde devam ediyor. Olsun ama belki de sizin gibi işkolik biri de vardır canım. Neden olmasın? İnşallah. Diyor. Buradan kalpleri gönderiyoruz. Her an her şey olabilir. Çocuklarla aramız nasıldır? Çok iyi. Ama benim çocuklarımı tanımak ister misiniz? Evet. Buyursunlar. Çocuklarımı tanıyalım efendim. Uygar'cığım bize kendini tanıtır mısın lütfen? Benim adım Uygar. 4 yaşındayım. İleride albay olmak istiyorum. Senin coşkunu seviyorum. Çocuk çok seviyorum. Neler yaptın görüşmeyeli? Bize anlatacakların var mı? Ben yumurtaları aldım. Bir tanesi yarı dökülü leş yerler. Sonra onları mikseye koydum, karıştırdım. Mikserde bir ses çıkıyor böyle. Da. Bunlar üstüme doğru döküldü. Babam dedi ki, aa oğlum sen yaşlanmışsın dedi. Herhalde saçların un olunca babacığın yaşlı gördü seni. Seni tatlı şey, kek yapmaya çalıştığını anlamaya çalıştım şu an galiba. Bir kek için evet. Mücadele etti. İçine başka neler koydun Uygar'cığım? İçine elma koyduk, armut koyduk, yeşil elma koyduk, çikolata koyduk. 250 dakika... 200... 250-700 dakika bekledik. 250-700 dakika bekledin. Fırın yandı. Keke gerek yok. İnşallah o kadar beklememiştir. Umarım beklememiştir ama güzel anlattın. İnsan getirir yanında şöyle canım çekti ya. Ankara'da sana bir tane daha var. Var mı? Ankaralı Uygar'cığım, benim memleketlim. Ben de Ankaralıyım. Buradan tüm Ankara'ya selam olsun. Gerçekten tüm Ankaralılara. Ankara'dan yapıp yollarsın belki. Olmaz mı? Ama birazcık uzun sürecek. Azıcık şu kadarcık uzun sürecek. Çünkü o kar boyla gelecek. Doğru söylüyorsun. Azıcık şu kadarcık da olsa beklerim. Teşekkür ediyorum. İlerleyen turlarda görüşürüz. Ali Demir'cim, bize kendini tanıtır mısın lütfen? Adım Aldemir, 5 yaşındayım. Büyünce ne olacağım bilmiyorum. Her şey olabilirim. Bu kadar mantıklı. Her hafta bizimle yeni bilgilerini paylaşıyor. Artık seyircilerimiz çok çok iyi tanıyor. Acaba bu hafta neler yaşadın? Şimdi fillerin burunları eldir gibidir. Neden? Çünkü fillerin 4 tane ayağı var biliyorsunuz. Bildiğiniz gibi. Elleri yok. Ama burunları onların elleri gibidir. Çünkü sularını... Burunlarına sularını doldururlar sonra burunlarını ağzına götürüp içerler. Yemeklerini de burnunun yere koyarlar, yemeklerini alırlar böyle burnunu kavrarlar, ağzına götürürler, yerler. Ne yediklerini söylüyorum. Lütfen. Ne ediyor, ne yiyorlar? Buyursunlar. Ağaç kabukları. Ağaç kabukları. Meyveler. Otlar. Ve yapraklarla beslenirler. Bunların hepsiyle doyuyorlar mıdır? Şimdi, günde ne kadar yemek yediklerini söyleyeceğim. Lütfen. 150-200 kilo yemek yerler. Gerçekten çok yemek yiyorlar. Bu dişler de onların hem kendilerini korumalarını hem de bir şeyler taşımalarını sağlar. Şimdi, en önemli şeyi size söyleyeceğim. İnsanların nasıl parmak izleri birbirine benzemezse, fillerin de kulakları birbirine benzemez. Bu arada fillerin kulaklarının öbür özelliği onları da yelpaze gibi serinletmesidir. Evet, yani budur.
Şimdi, fillerin bu kadar büyük olduğuna bakmayın. Çok duygusal ve çok zeki hayvanlardır. Zekası çok iyidir. Bu kadar iyi olduğuna hiç bakmayın. Çok iyi koşarlar ve çok iyi de yüzerler. Bu rezen gibi sesleri çıkartarak da birbirleriyle iletişim kurarlar. Alkışlayacağım. Evet. Bu kadar güzel anlatılır mı? Bilmediğim yani, çok şey öğrendim. Değil mi? Cidden. Evet. Çok şöyle söyleyeyim, fillerle ilgili sohbet etmek isterim. Onların hafızası çok kuvvetli hafızası oluyor biliyorsunuz. Biliyorsun ikinci olur derler. Evet. Yani başına 40 gelen. 40 yıl boyunca unutmadıklarına evet. dair bir şey aynen var. Öyle yani hafızaları. Zaten hayvan deyip geçmeyeceksin. Hepsi olağanüstü yaratıklar gerçekten. Ali Demir teşekkür ediyorum. Her geçen gün sana hayran olmaya devam edeceğime söz veriyorum. Hiranur ve Zeynep, ikizlerim nasılsınız? Kendinizi bir tanıtın bize. Merhaba, adım Hiranur. 6 yaşındayım. Büyüyünce korsan olacağım ve rüyaları kapatacağım. Adım Zeynep ve 6 yaşındayım. Büyüyünce markete çıkacağım. Kızlar, neler yaptınız görüşmeyeli? İlk önce komşunun bahçesine gittik. Orada yemek yedik. Salatalık, domates, havuç ve limon topladık. Ondan sonra da şey yaptık, yemek yedik ve kocaman zeytin ağaçlarına baktık ve annem bize zeytin dallarından taç yaptı. Biz de taçları taktık. Zeytin attığına tırmandım, sonra oradan zeytin topladım. Keşfe çıktık, orada yüksek ve kocaman bir dağ gördük. Ben de ağacı çıktım ama dağa tırmanmadım. Yani hem farklılar ama birler gibi evet. de. Değişikler yani, çok tatlılar. Ne güzel bir gün geçirmişsiniz. Gelsin bakalım Aras'ımız. Aras'cığım, kendini bize tanıtır mısın lütfen? Merhaba, ben Aras, 3 yaşındayım. Aras'cığımız bize İzmir'den sesleniyor. Hem pandemi nedeniyle, hem bu koşullar nedeniyle, hem onları korumak adına, hem de sağlıklarına verdiğimiz önemden dolayı kendisine dedi ki sen daha minnoşkasın. 3 evet, yaşındasın, topu topu. Sen bize İzmir'deki evinden bağlan dedik. Her hafta Aras İzmir'deki evinden efendim bizimle bağlantı kuruyor. Acaba o biliyor mu bize nereden seslendiğini? Aras, nereden sesleniyorsun sen bize? Hiç beni dinliyor mu? Merhaba. Evet. Benim sesim mikrofonla sana geliyor. Yani düz mantık, neyle sesleniyorsun, nereden? Mikrofon. Mikrofon. Mikrofondan sesleniyor. Canım benim, gümbür gümbür geliyor sesin. Çok güzel geliyor. Bak buradan kapatıyorum. Çık. 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 Kapatınca sesim gelmedi mi? Yok gel. Sesin. Sen mikrofonun ayarlarıyla oynamaya devam et. Birinci turda görüşeceğiz seninle. Nasıl gidiyor? Çok, çok güzel. Iyi, güzel. Hayranlıkla seyrediyorsunuz evet. bakıyorum. Ay ne güzel. Kami, bize kendini tanıtır mısın lütfen? Benim adım Kami. 5 yaşına girmeye başladım. Birazcık büyüyünce inşaatçı olacağım. Seni çok özlemişim ya. O papyonun güzelliği nedir öyle? Nasıl yakışmış papyonu? Maşallah. Maşallah. Vallahi maşallah. Hepinize maşallah. Kami'ciğim, neler yaptın görüşmeyeli? Bu abla, ben bir inşaat gördüm. Beton mikserinin çimento çıkması için kırmızı kolu hareket ettiriyorlar geriye. Sonra beton mikserinin çimento çıkması için de yeşil kolu. Sonra bir duvar çıkmış, sonra çimentoyu dökmüşler, sonra da duvarı yapıştırmışlar. Sonra ben buldozora bindim, bunları öğrendim. Birisi ışık yakma, birisi de kumları süpürme. Kafam yandı. Ne yapmış, betonu döktü? Betonu döktü, sonra o süpürdü. Duvarı yapıştırdı. Evet. Daha ne yapsın bu çocuk? 5 yaşına daha yeni girmiş. 5 yaşına giriyor gibi. Hayır, daha üzere. Girmemiş. Daha giriyor de, gibi. Girmek girmeye başlıyor. Girmeye başlıyor. O evet. bir süreç. O bir süreç. Maşallah size. Durucuğum, bize kendini tanıtır mısın lütfen? Merhaba da abla. Adım Duru. 4 yaşındayım. İleride aşçı olacağım. Bugün bize neler anlatacaksın? Eylül Begüman diye bir arkadaşlarımla tanıştım.
Onarla Kumla'nın sokağında şarkılı yerden yüksek oynadım. Saklambaç oynadım. Top sektirme oyunu oynadım. Şarkılı yerden... Evet, ben de onu anlamadım. Hiç duydunuz mu öyle bir oyun? Bende yoktu. Yok. Bizim zamanımızda yoktu. Yoktu. Yaşımız da sizinkiler biliniyor da benimkiler de ortaya çıktı. Yani 40 üstü aramızda... çocuklar bu oyunu oynamadı. Yok, aramızda o kadar yaş yok, farkı. Yok, yaş farkı yok. Şey Duru'cum, biz yarışmacılarımla beraber oyunu anlayamadık. Yani tam olarak nasıl bir oyundu, anlatır mısın bize? Şimdi Eylül bize bir harf söyledi. Biz de ona göre bir şarkı bulup söyledik. Sonra da söyledikten sonra ebelenmeden yüksek yerlere çıktık. Yer hariç ama. Anlaşıldı. Şarkıyı söyleyen... Ondan sonra kaçıyorlar. Kaçıp yüksek bir yere çıkmak şartıyla ama. Zevkli mi? Kaydırağı falan çıkıyorlar. Kaydırağı yani. Çıkıyordur. İşte oradaki ne bileyim belki bir ufak bir kum tepesinin üzerine çıkıyordur. Çok güzel oyunmuş. Çok teşekkür ediyoruz. Emirciğim hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın lütfen? Emir Esnafi'den 5.5 yaşındayım. YouTube'a hızlı ve rapçi olmak istiyorum. Seni artık herkes biliyor. Ya YouTuber'cı ya da rapçi olacak. Belli konuşmasından tam bir rapçi. Tam mesleği yakalamış değil mi? Vallahi yerim bunu gerçekten. Çok acayip tatlı şeyler bunlar. Bize neler anlatacaksın? Hem bu hafta ilginize çalıştım. Şimdi anlatayım mı size nasıl isterimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Red, blue, green, yellow, yellow, pink. Black, brown. Pink, green, 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 green. Çok güzel olmuş. İngilizceden başka bir şey yok muydu peki? Ben sizin için bu hafta bir şarkı yaptım. Dinlemek ister misiniz? Hasan, Venga, Antara, Bizetan. Bizi geziyoruz. Bilim sistem harika. Anda, handa. Evin müttesem. Sonra Eza ilgilenince söyleyen patlar. Tam olarak nerede bittiğini anlamadım ama. O da bilmiyor. O anki ruh haline göre. Yani kendisi karar veriyor. Çok beğeniyorum şarkılarını, yazdığın şarkıları. Nasıl yazıyorsun bu şarkıları? Biraz da onu anlat bize. Düşüncelerek. Hayal düşüncesi. Aklıma sarıştırdım yani. Şarkı kelimeni uyduruyorum. İyi ki uyduruyorsun. Uydurmak da çok güzel. Hayal gücü de çok güzel. Doya doya kullanın. Luna'cığım, hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın lütfen? Merhaba, benim ismim Luna Sitare Ünal. 6 yaşındayım. Büyüyünce oyuncu ve öğretmen olmak istiyorum. Anladınız mı? Evet. Şöyle konuşuyor, şöyle. Neler yaptın görüşmeyeli? Ben bu hafta cimnastiğe gittim. Cimnastikte çok tatlı Ecem diye bir arkadaşla tanıştım. Ecem'le birlikte aynı gruptaydık. Çok değişik oldu hareketlerimiz. Hareketler öğrendik, bir sürü şey öğrendik. Makas diye bir hareket öğrendik. Daha abla, istersen yapabilirim. Ay, çok isterim, istemez olur muyum? Biz de deneriz, hadi göster. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Bir deneyelim. Deneyin. Deneyin bakayım. Yani tam bir şöyle deneyek sonra tekrar öne mi alıyoruz? Ne kendimizi yapıyoruz? Onun kadar veremiyoruz. Evet yani o tam olarak nasıl yaptığını çözemedik. Evet çok bir güzel. Bir de teknik eksiği var. Biz evet beceremedik Luna'cığım işte elimizden geldiğince. Neden cimnastiğe gitmeyi tercih ettin Luna? Ben cimnastiğe eğlenmek için gidiyordum. Ben 2 yaşımdan beri cimnastik yapıyorum. İnsanlar cimnastiğe gidince mutlu olur, sağlıklı olur, enerjik olur. Ben cimnastiğe gidiyorum, mutlu oluyorum, enerjik olurum ve sağlıklı olurum. Yani ya hepsi çok doğru, hepsi çok güzel. Cimnastik de çok güzel. Ne mutlu sana, ne mutlu sana diyorum. Ve son çocuğuma geçiyorum. İpekciğim nasılsın? Kendini bize tanıtır mısın lütfen? Benim adım İpek, 5 yaşındayım. Büyüyünce piyanist olacağım. Piyanist olmak ne kadar güzel bir şey. Hiç bir piyanist gördün mü? Görmedim ama alacağım. Kararımı değiştirdim. Ben birinci piyanist olacağım. Herkese piyano çalacağım. Çok yakışır sana. Seninle böyle güzel bir klasik müzik konserine gitmeyi çok isterim İpekciğim. Çok etkileneceksin bence. Peki neler yaptın görüşmeyle onu anlat bir de bize.
köpek balığı oyunu oynamıştık. İki kişi köpek balığı olmuştum. Diğerleri bir şey olmuştu ama onu hatırlamıyorum. Sonra maviler güvenli bölge, turuncular güvenli değil. Kırmızılar da bataklık köpek balığı oluyorsun. Dokunduğundan sen de köpek. Köpek balığı sen dokunduğun, sen de köpek balığı oluyordun. Çok güzelmiş. Her ne kadar köpek balığı olmayı da görmeyi de hiç istemesek de gene de oyun olarak eğlenceli duruyor. İşte çocuklarım, ne düşünüyorsunuz? Çok tatlılar. Çok tatlılar. Yani böyle mıncıklamak lazım. Yarışırken de göreceğim sizi bakalım. Doğru nokta atışları yapabilecek misiniz? Hadi bakalım. Bizler hazırız, sizler de hazırlanın. Hadi başlayalım birinci tura. Zürafaların boyu neden uzundur? Zürafaya yumurtanın peynine yayını çok yiyemişe büyümüşler. Böyle uçarlar. Çikolata ağaçta yetişir. Uydurdum. Çikolata bir meyve değildir. Çikolata fabrikası babamın asla girmemesi gereken bir yer. Babası, Ali Demir'in babası. Çok minik bir tane bir kedi gördüm. Bir merdiven olsaydı ağaçtan meyve koparıp yıkanarak yiyebilirdim. Kovalamaya başladı. Ben de kaçtım. Şampuanla sert sevmeci yıkayış. Isıracağım şimdi bak. Geliyorum ekrana. Evet. Aynı fikirdeyiz. Evet. Aynı fikirdeyiz. Birinci turda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Öncelikle çoğunluk çocuğumuz ne cevap verdi? Bunu tahmin etmenizi isteyeceğim sizden. Bu doğru tahmin size 10 puan kazandıracak. Sonra her birinizden toplam ikişer çocuğumuzu seçmenizi isteyeceğim. Bu turda da 6 çocuğumuzdan cevap alacağız ve sizler de çoğunluktaki çocuğumuzu bulmaya çalışacaksınız ki bu da size 20 puan kazandıracak. Eşitlik olması durumunda turumuza devam edeceğiz. Bu turda en düşük puanı alana da veda edeceğiz. Üzücü şeyler. Üzücü şeyler bunlar. Evet. Çok üzücü şeyler. Bir soru sorduk ki o soruyu şimdi size soruyorum. Çoğunluk çocuğumuz ne cevap verdi? Bunu duymak isteyeceğim sizden. Fil kadar büyümek mi isterdin yoksa kelebek kadar küçülmek mi diye sorduk. Çilek Hanım'la başlayayım bu kez. Ne dedi çoğunluk sizce? Kelebek kadar küçülmek. Kelebek kadar küçülmek demişlerdir. Evet. Doğancan Bey. Fil kadar büyümek isterler kesin. Fil kadar büyümek isterler dediniz. Senin... Ben de fil kadar büyümek isterler diye düşünüyorum. Fil kadar büyümek. Evet. İki tane fil kadar büyümek var. Bir tane kelebek kadar küçülmek var. Ve Çilek Hanım kazanıyor. Çünkü... İnan ben de öyle düşünmüştüm. Kesin fil kadar büyümek. Yani evet. Kelebek daha şey geliyor onlara çünkü kulağına. Daha nasıl diyeyim? Minnoş. Minnoş tatlı geliyor. Hani küçük çocuk bir an önce hani büyümek ister ya. Evet. Ben de kendimi koydum. Ben fil kadar büyümek isterdim evet. Yani herhalde. Yani ben de galiba öyle isterdim. Maalesef puan veremiyoruz. Sevgili Doğancan Bey'ime ve Merve Hanımcığıma Çilek Hanım 10 puanını almış bulunmakta kendisi. Evet gerçekten alkışlarla. Şimdi hangi çocuğumuz kelebek dedi onu bulmaya çalışacağız. Merve Hanımcığım sizinle başlayalım. Hangi minnoşka gelsin? Peki Luna gelsin. Luna'nın ben daha minnoş ve kelebeklere yatkın olabileceğini düşünüyorum. Pekala. Luna, kelebekler ses çıkarır mı? Kelebekler ses çıkartmazlar. Böyle uçarlar. Peki kelebekler kendi aralarında konuşurlar mı? Konuşuyorlar ama çok değişik bir şekilde. Antenleriyle. Antenleri telsiz anteni gibi bir antendir. Antenleriyle böyle diye kendi seslerini çıkartırlar. Ama biz duyamayız. Peki biz kızlar bu kelebekleri neden çok seviyoruz sence Luna? Kelebekler çok renkli ve çok böyle pembe gibi olduğu için kız çocukları da pembeyi sevdikleri için pembe giyiniyorlar. Ve kelebekler de pembe olduğu için kelebekleri seviyorlar. Ben de o yüzden pembe giydim sizin için. Böyle pembeler süründüm, giyindim. Fillerin hortumları ne işe yarar? Ve fillerin hortumlarından ses çıkar mı? Fillerin yıkanmasını ve su içmesini sağlıyorlar. Filler ağzlarından değil hortumlarından su içiyorlar.
Şahane çıkardın seslerini. Evet. Kesinlikle soruyorum. Aynı sesi çıkardın. Soruyorum. Eyvah. Fil kadar büyümek mi isterdin, kelebek kadar küçülmek mi? Hadi Luna. İkisinden birini seçmek istesem kelebek kadar küçülürdüm. Ya seni yerim. Çünkü kelebekler çok tatlı. İkisinde benim başıma kelebek konmuştu. Sen de bir kelebeksin Luna. Evet. Evet. Bravo, bravo, bravo. Geldi size 20 puan. Teşekkür ederim. Bağıncan Bey, buyursunlar. Şimdi ben bir şey soracağım. Buyurun. Hiranur ve Zeynep'i seçtiğim takdirde... Evet. ...ikisinden farklı cevaplar alacağız. Ya öyle bir durumda ne yapıyoruz? Heyecanlanıyoruz. Uzlaşmaya varmalarını bekliyorum. Ben Zeynep'i seçmek istiyorum. Hadi gelsin. Hiranur ve Zeynep. Kızlar, boyumuzun yetişmediği yerlerde ne kullanırız? Merdiven kullanabiliriz. Sandalye de kullanabiliriz. Aynı fikirdeyiz. Evet. Aynı fikirdeyiz. Bak burada aynı fikirdeler. Tamam, güzel güzel gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Tamam. Ufacık, tefecik ne demek? Çok ve yavruyuz demektir. Çok küçük demektir. Ufacık ve küçücük onca olan. Yine aynı fikirdeyiz. Güzel. Kızlar, fil kadar büyümek mi isterdiniz, kelebek kadar küçülmek mi? Kelebek kadar küçülmek. Çünkü kelebekler daha uzaklara gidebilir ve renkli kanatları vardır. Fil kadar büyümek istiyorum. Fil kadar büyürsek istediğimiz yere gidemeyiz. O yüzden kelebek olalım. Tamam. Aynı fikirdeyiz. Evet. Ha, ama sorduğun sorunun cevabını aldın mı? Teşekkür ediyorum Hiranur'a. Cidden nasıl ikna etmeye çalışıyor? Evet. Kelebek olmamız lazım. Daha uzağa gitmemiz lazım. Bak sağ ne olsun. Acayip. Uçmak istiyorlar ve daha uzağa gitmek istiyorlar. Çocuklar. İnsanın evet. Demek ki doğasında var. Evet. İlerlemek. İlerlemek. Aynen. Çok güzel söyledin. Ve 20 puan sana geliyor doğrudan. Teşekkürler. Sen bunu hakkınla kazandın. Çilek Hanım. Ben Duru demek istiyorum. Duru ben hem kelebek kadar güzel olmak istiyorum demiştir. Hem de küçülmek istiyorum demiştir. Duru'cum, hayvanların yavruları daha mı tatlı oluyor sence? Evet. Çünkü onlar minnak olduğu için. Çok tatlıdır. Bir de ben dışarıda çok minik bir tane bir kedi gördüm. Bana bakıyordu. Hatta bir tane kediye ben kış kış yaptım, o da beni kovalamaya başladı. Ben de kaçtım. Kış kış yaptım. Genelde tavuklara kış kış diyoruz. Belki kedi şaşırmıştır, bu diye bana kış kış diyor diye. Ağaçlardan meyve toplamak için boyumuzun uzamasını beklemek zorunda mıyız? Babam beni kucağına alıyor. Ben bütün meyveleri toplamış oluyorum. Kocaman olmuş alıyorum böylece. Büyüyünce çok güçlü olmak ister misin? İstemem. Çünkü güçlü olunca her şeyi ben toplamak zorunda kalırım. Evimizi bile. Evin çatısını bile. Çatıyı niye toplayacaksın acaba sen? Nasıl cevaplar geliyor sevgili Çilek? Evet. Değil mi? Tam benlik. Fillerin yavruları da filler kadar kocaman mıdır? Hayır, küçük. Onlar daha yeni doğdukları için küçücük kela kadar bir şey olurlar. Çok doğru söyledin. Sen bir fil kadar kocaman olup büyümek mi istersin, yoksa bir kelebek kadar minicik mi olmak istersin? Fil kadar büyümek isterdim. Çünkü hortumumla her yeri kendimi temizleyebilirdim. Hortumumla su alırdım. Sonra da herkese püskürtürdüm. Sana bir böyle oturuyorken sana burnumdan atıp püskürtürdüm. Ben de ondan sonra sırılsıklam. Hadi bitti program, gidiyoruz. Olmadı Çilek. Evet olmadı. Olmadı. Beklemedim cevap. Evet ben de şaşırdım evet. Gerçekten. Olsun Çilek'cim. Hiç moralini bozmuyorsun. Tabii ki de. Merve'cim sıra sende. Ben İpek diyorum. İpek'in kararsızlığını kendime benzettim. Tamam. İpek'cim, sağlıklı büyümek için neler tüketmeliyiz? Tavuk, köfte, bunlardan yemeliyiz. Karıncalar böyle minik minik beslendikleri için mi küçücük türler? Hayır, onların boyu öyle. Çünkü onların o kadar olduklarına rağmen ağır şeyleri taşıyabiliyorlar. Ama tabii biz insanları taşıyamıyorlar. Çok mantıklı. Fillerden bahsedeceğim sana biraz.
Filler birbirlerini nasıl tanırlar? Böyle gizli bir mesaj yollayıp birbirini buluyorlar hemen. Sen fil kadar büyümek mi istersin, kelebek kadar küçülmek mi? Bir kelebek kadar küçülmek. Çünkü o zaman hem uçabilirdim de. Mesela uçarak hemen babaannemleri kana uçarak gidebilirdim yüreğe. Uçmak isteyen bir minnoş daha. Evet. Sevgili Merve'ye 20 puan daha kazandırdı. Ne güzel. Şöyle bir puanlarımıza bakalım. Merve 40, Doğancan 20, Çilek Hanım 10. Ay bu surat düşmüyor. Her zaman pozitif Allah. Bakacağız Doğancan. Başta Kami diyordum ama sonra inşaat merakı aklıma geldi. Oradan döndüm. Ben Ali Demir demek istiyorum. Bence o uçmak ister. Daha çok öğrenebileceğini düşünür. Bence. Ali Demir'cim, sence büyümüş olmak için boyumuzun ne kadar uzaması lazım? Anne babamız kadar uzun olsak büyümüş oluruz. Yeter. Yeter. Yeter, yeter. Yeter. Sen uzun boylu mu olmayı tercih edersin peki, daha çok istersin ya da güçlü olmayı mı? Hangisi? Güçlü. Çünkü aslında okulda bütün yarışları ben kazanıyorum. Kaybettiğim oluyor ama bütün yarışları ben kazanmak istediğim için. Yani aslında pek kazanmam, kazanmak istemiyorum. Çünkü kazanınca da yani bir şey olmuyor. Onun için bence büyümek. Kimselerin bilemediği, şurada kafamızı bulandıran bir soru var. Kelebek nasıl oluşuyor? İlk önce tırtıl oluyor. Sonra da koz örüyor kendisine, sonra da kelebek oluyor. Bunu bilmeyecek ne var yani? Çok özür diliyorum. Gerçekten. Bu soru için rahatsız ettim Ali Demir'i. Sizin sınıftaki herkesin boyu aynı mı Ali Demir? Bir de aynı yaştaki herkesin boyu aynı mı olur? Olmaz. Çünkü insanların boyu farklıdır. Mesela sınıfta herkes mesela aynı boy. Ya. Aynı boy olunca yani bir şey olmaz. Yani bazenleri insanların birbirine benziyor olabilir. Bir de aynı boydalar, aynı kıyafetteler, aynı maskeliler. Yani onun için benzeyebilir. Fil kadar büyük mü olmak istersin, kelebek kadar küçücük mü? Bence fil kadar büyümek. Çünkü fil kadar büyüyünce istediğim her şeyi yapabiliyorum. İş alabiliyorum. Yani para kazanabiliyorum. Onun için istediğim her şeyi alabiliyorum, yapabiliyorum. Onun için bence fil kadar büyümek. Ya büyüyünce ne olacağım? O kadar merak ediyorum ki. Ali Demir istediğini olsun da tamam, kelebek olsun. Tamam. İnşallah istediğini olur. Varsın kelebek olmasın. Yapacak bir şey yok. Ama biliyorsun başta böyle filleri falan anlattı. Orada biraz şüphelenmeliydin. Evet. Bilmiyorum, böyle birazcık daha uçmaya kaçmaya meraklı bir çocuk gibi geldi ama değilmiş. Değilmiş. Ama inanılmaz makul ve mantıklı evet, düşünüyor. Yani öyle. Cevap verirken zaten şey yaptı. Çok şanslıyız ya. Şahane evlatlar yetişiyor bu ülkede. İnşallah hepsinin güzel günlerini görelim. Çilekçim buyur. Ben arası seçiyorum. Olumlu olumsuz, onun o iki cevabına da kabulüm yani. O kadar tatlı. Konuşsun yeter diyorsun. Aynen. Aras, boyumuzu nasıl ölçeriz? Metreye. Kanayayı ölçmen lazım mı? Yok değil, çok teşekkür ediyorum ama çok güzeldi yani seni dinlemek. Senin zürafalara olan düşkünlüğünü biliyorum. Zürafaların boyu neden uzundur? Zürafaya yumurtanın peynirini çok yiyemişler, büyümüşler. Allah! Yumurta ve peynirle mi besleniyormuş onlar? Ağacın tepesindeki yaprakları yiyorlar. Zürafalar o upuzun boylarıyla nasıl su içiyorlar Aras? Eğip. Neyden? Isıracağım şimdi, bak geliyorum ekrana. Evet. Artık biraz kelebeklere doğru evet, evet. Gidiyorum. Kelebekler ne yerler biliyor musun? Yaprak. Yerdeki yaprakları. Tamam, iyi evet, gördün. Evet, güzel. Aras'cığım, fil kadar büyümek mi istersin, kelebek olup küçülmek mi? Fil kadar büyümek. Kortumu şuraya çok... Şu sırtırdım. Çilek, ne oldu bize? Gayet güzel gidiyorum bence, bu kadar olumsuz. Çok yani iyi gidiyorduk. Şey çok enteresan. Acaba yaşı küçük olanlar fil mi olmak istiyor da... Demek yaşı ki, bir tık büyük olanlar ki. Kelebek mi olmak istiyorlar? Sen ne olmak isterdin?
Ben artık kelebek olmak istiyorum. Çok büyüdüm yeter. Yeter diyorsun. Sen ben de... fil olmak isterdim. Fil olmak isterdim. Evet kesin. Sen çünkü... Ben de fil olmak isterdim. Ya. Kesinlikle. Bir seyan kelebek, ben de kelebek olmak isterdim. Gidelim buralardan. Gidelim buralardan ya. Valla Çilek'cim 10 puanla aramızdan ayrılmak durumundasın. Ben de çok üzgünüm ama seni tanımak çok güzeldi. Teşekkür ederim aynı şekilde. Yani çocuklarla normalde aram gerçekten çok iyi. Yani enerjimi onlara yansıtabiliyorum ama olmayınca olmuyor bir yerde. Evet. Olsun, çok keyif aldım ben. Sizi tanımak çok güzeldi. Arkadaşlarla tanımak çok güzeldi. Ekibinizle çok eğlendim yani. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam et. Tabii ki de. Bizler Doğan Can ve sevgili Merve ile ikinci tura hazırlanırken sizler de ekran karşısında hazır olun. Ben günde 105 tane çikolata yerdim. Çikolata atta yetişir. Atta yetişmez çünkü markette yetişir. Çikolatayı alırlar, dondurmanın içine koyarlar. Karıştırır bize verirler. Hayatta çikolata yüzü bile görmedim. Sen de çikolata seviyor musun Doğa abla? Ah hem de nasıl seviyorum biliyor musun? Şöyle sarılacağım ha, şöyle bak, şöyle. Elçika da küçük eldiven giymiş olabilir. İkinci turumuzda 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Burada iş sizlere düşecek sevgili konuklarım, yarışmacılarım. Çünkü önünüzdeki butona basacaksınız ve ekrana beliren çocuğumuz ne cevap vermiştir? İşte bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Her doğru tahmin sizlere tam 30 puan kazandıracak. Bu turda her bir yarışmacım toplamda 3 defa butona basacak. Puanlarda eşitlik olması durumunda oynamaya devam edeceğiz. Bu turda en yüksek puanı alan yarışmacı benimle final oynayacak. Hadi. Diğer yarışmacımıza ise elveda şarkımı söyleyeceğim. Hazır mısınız? Hazırız. Ne sorduk onlara? Çikolata bir meyve midir diye sorduk. Hadi butona basalım. Gelsin ekrana bir minnoşumuz. Ve Aras geldi. Evet. Aras'a sorduk. Çikolata meyve midir dedik. Ne demiştir? Değildir demiştir. Değildir demiştir dediniz. Kurabiye nasıl yapılıyor biliyor musun minnoşkam? Fırına çevir, içine koyayız. Bitti. Yani uzatmıyor. Yani oldu işte. En sevdiğin meyveler hangileri? Kurabiye ve üzüm. Eyvah. Eyvah. Üzümü seviyor. Aa, çikolata nerede yetişir Aras? Çikolata ağaçta yetişir. Ağaca bakacağımca konmuş. Soruyorum. Yıkıldım şu an. Aras, çikolata meyve midir? Hayır. Tam böyle geldi. Aras'ı çok seviyorum gerçekten. Aras sayesinde 30 puan alarak 70 puana bir anda yükseliverdiniz. Evet biraz öyle. Ne güzel oldu. Doğan Can Beyciğim butona basalım lütfen. Uygar. Uygar. Uygar ne demiştir? Çikolata bir meyve midir, değil midir? Uygar çikolataya meyve değildir demiştir. Öyle demiştir. Bilir o işini. Uygar. Annen günde kaç tane çikolata yemene izin veriyor? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a kadar izin veriyor annem. Hiç sanmıyoruz. Sanki biraz uyduruyormuşsun gibi. Ama peki çikolatalı dondurma nasıl yapılıyor biliyor musun? Çikolatayı alırlar, dondurmanın içine koyarlar. Karıştırır bize verirler. Hiç çikolata ağacı gördün mü? Ben hiç çikolata ağacı görmedim. Çikolatalar toprağın içine atıyorsun, büyüyor, yetişiyor. Sonra biz de yiyoruz. Ama ağzı sulandı bak çikolata ağacı diyeceğim. Aynıyız yani, aynıyız. Şurada çikolata ağacı olsun. İnanın bana, unut beni. Bırak beni git. Ben hiç yiyemem. Ya. Çocukluğumdan beri. Gerçekten mi? Çikolata yemeyen bir minnoş. Evet. Onun yerine neydi? Meyve. Mutlu oldun mu? Evet, çok oldum. Demek ki meyve de çikolata kadar mutlu evet. ediyor yani. Tabii ki. Soruyorum. Hadi bakalım. Heyecandan orada hiç katılmıyorum. Çikolata çok güzeldir. Ben de hiç katılmıyorum ama neyse. Uygar'cığım, çikolata meyve midir? Uydurdun. Çikolata bir meyve değildir. Yani sen zaten çok emindin. Uygar'ı tanıdım.
Uygar. Uygar kendini iyi anlattı bana. Aynen öyle. Ve Uygar'ı tanıman seni 50 puana taşıyacak. 30 puanın geldi. Teşekkür ederim. Geçtik Merve'ye. Merve'cim hadi basalım butona lütfen. Hadi bakalım. Eyvah. Geldi. Eyvah. Çok seviyorum sizi ama... Şimdi ne diyebileceklerini bilemedim şu an. Ben de bilemiyorum. Göreceğiz. Ne demiştir kızlar? Çikolata meyve midir, değil midir? Aslında onların meyvedir dediğini düşünüyorum ben. Çikolataya. Evet. İkisi aynı kararı. Sonunda vermiş. Aynı şeye gelebilecekler. Gelebilecekler. Kızlar, size en çok hangi çikolataları seversiniz? Siyah ve fıstıklı. Ben beyaz çikolata fıstıksız. Ya tam ikizler ya. Tam yani anladın mı? Hani her şey aynı ama kafalar farklı ya. Evet. Çikolatalı pastada hangi malzemeler kullanılır kızlar? Çikolatalı pastada çikolata, 1 gram yumurta, 1 gram un karıştı. İçine çikolata karıştır çırpıcıyla fırına at. Ondan sonra bekle. 10 saniye olunca çıkar ye. En sadık ben de çok beğendim. Yani yaptı bitirdi ikizi o da yedi. Evet ne sağlık çok beğendim. Destek şöyle için. Sarılacağım ha şöyle bak şöyle tutacağım şöyle sarılacağım. Çikolata toplamak için ağaca tırmanmamız gerekir mi? Hayır çünkü çikolatalar ağaçta yetişmez. Çikolata ağaçta yetişmez çünkü markette yetişir. Markette. Markette yetişiyor ama. Her yeni gün yeni bir bilgi için bizi daima izleyin diyorum sevgili seyircilerimiz. Ve sorunun cevabı geliyormuş gibi oldu ama. Evet. Hadi soralım. Çikolata meyve midir kızlar? Hayır çikolata abur cuburdur. Ay hep böyle gülüm yani Merve ablanız pek gülemiyor şu an. Evet. Puanlarımıza bir göz atalım. Merve Hanımcığım 70 puanda. Doğancan Beyciğim 50 puanda ama şu an her şey değişebilir biliyorsun değil mi? Evet ama merak da ediyorum. Gerçekten evet. Artık merak etmeye başladım kim ne diyecek diye. Ben de. Butona basalım lütfen. Seninki geldi. Onun ruhunu biliyorum. Evet. Tabii ki meyve değil demiştir. Üstüne bize kakaonun geçmişini anlatmıştır. Bilmediğimiz şeyleri katmıştır. Öğreniriz. Bizi şöyle bir sarsar burada yani. Değil mi şimdi? Sizin evde en çok kim çikolata yer? Babam tatlı canavarı olduğu için hep uyuyor. Ben hayatta çikolata yüzü bile görmedim. Çünkü ben sağlıklı besleniyorum. Verdikleri zaman da babama veriyorum. Çikolata yüzü görmedin mi dedi. Başta sağlıklı besleniyorum üzüldü dedi. Sandım ama. Ama babasına nasıl gene bulaştı? Babası var ya babası Ali Demir'in babası. Bir gün buraya bekliyorum sizi. Çikolata fabrikası nasıl bir yerdir sence? Çikolata fabrikası babamın asla girmemesi gereken bir yer. Her şeyi yer. Ya böyle bir şey olmaz ya. Ailesini de tanımış. Şimdi Ali Demirci meyvelerin tohumları var ya, çikolataların da tohumları var mıdır? Çikolata, aslında çikolata kakaodan oluşuyor. Kakao da bir meyve. Kakao ağaçtan yetişiyor. Onun için çikolata bence bir tohum. Yani tohum da var onun. Çok kritik bir yerde olduğumuzun farkında mısın? Ben nereye bağlayacağım şu an? Bak şimdi. Çikolata diyor kakao tohumundan oluşuyor. Evet. Onun mantığına göre bu tohum ki mantık yani evet. Tohum ağaç. Doğru tohum. Yerden gidiyor. Doğru yerden giriyor ama biz bunu desin istemiyoruz. Ben istemiyorum. Evet ben de senin yanındayım aşk olsun. Burada yarışmacılarımın kalbi nerede atıyor? Benimki de orada atıyor. Soruyorum artık soruyu. Hadi bakalım. Ali Demircim çikolata meyve midir? Evet. Çünkü kakao çikolata türüdür. Çünkü zaten... Çikolata kakaodan yapılıyor. Kakaoda ağaçta yetişen büyük bir meyve. Fikrimi değiştirme olasılığı yok muydu acaba yani, merak ettim. Yok gerçekten. Zorlayalım. Kapattı. Ali biraz daha konuşuruz. Yani çok acayip bir insan. Gerçekten Ali Demir başka bir şeysin çocuğum. Bütün çocuklarımız öyle ama Ali Demir'in yani yakalayamıyorsun. Evet. Sana puan veremiyoruz sevgili Doğan Can'cığım. Merve Hanım'cığım basalım butona. Evet hazırım galiba ben. Kami. Kami geldi. Ne demiştir?
Meyve değildir demiştir. Meyve değildir mi demiştir bakalım. En çok hangi meyveleri seviyorsun Kamicim? Armut, elma, erik, çilek, muz. Bu meyvelerin hepsi ağaçta mı yetişiyor? Mesela erik ağaçta yetişir. Muz ağaçta yetişir. Sen hiç böyle ağaçlara tırmanıp meyve topladın mı? Bir merdiven olsaydı ağaçtan meyve koparıp yıkanarak yiyebilirdim. Sence günde kaç tane çikolata yemeliyiz? Bir tanesi yeterli olacak. Sonra biz çikolatanın üstüne bir su, bir de dişlerimizi fırçalarsak iyi olur. Dişlerimiz çürümemiş olur. Dişlerim çürümeseydi ben günde 105 tane çikolata yerdim. Sen de çikolata seviyor musun Doğu abla? Ah, hem de nasıl seviyorum biliyor musun? Nasıl seviyorum hem de. Ama söylediğin çok doğru. Üstüne su içeceğiz ve dişlerimizi fırçalayacağız ki çürüğümüz olmasın. Bir soru geliyor sana. Artık yani şu kafamızı karıştıran soruya bir cevap da sen ver. Çikolata meyve midir? Yok. Çikolatanın da kendisi. Meyve değildir. Yo, çikolatanın kendisi. Kami sana 30 puan daha kazandırarak... Teşekkür ederim Kami'cim. İkinci turumuzun sonuna geldik. Puan farkımız kapanamayacağı için sevgili Doğancan'a elveda demek zorundayım. Elveda Doğancan. Seninle olmak çok güzeldi. Teşekkür ederim. Senin hislerin neler? Çok mutluyum. Geldiğim için çok keyif aldım. Sizi gördüğüm için de çok keyif aldım. Tatlıydı. Ali Demir'i tanıdığım için de çok keyif aldım. İnanır mısınız? Yok, hepsi çok tatlıydı gerçekten. Ters köşe yaptırdı biraz bana ama olsun, çok güzel çocuklar yetişiyor. Maşallah diyelim. Size de başarılar diyeyim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek sevgili üzere. Doğancan. Ben yarışmacımı uğurlarken sizler de final bölümüne hazır mısınız? Kaldık Merve Hanımcığımla baş başa, geldik finale. Sizden 5 tane çocuk seçmenizi isteyeceğim. 5 çocuğumuza da ayrı ayrı sorular sorduk. Ne cevap verdiler bunu tahmin etmeye çalışmanızı istiyorum sizden. Bu arada ödüle ulaşmamız için tam 500 puanı toplamamız gerekiyor. Çok uzun yolumuz var. Evet, biraz uzun bir yolumuz var. 500 puanı ulaştığımız zaman size şahane bir 3 boyutlu yazıcı armağan edeceğiz. Finalin sonunda çocuklarımız size puan verecek. Peki. Tamam mı? Tamam. Hepsinin cevaplarını alacağız. En sonunda kaldıracaklar kartları, gösterecekler puanları. Tamam. 5 tane çocuk rica ediyorum sizden. 5 tane Minnoşka ismi. Buyursun. Tamam. Şimdi ilk olarak Uygar'ı seçiyorum. Tamam. Onun net cevaplarına bayılıyorum. İpek. Aras'ı seçelim. Luna'yı seçelim. Luna'nın bana Uğur'u var. Kami'yi seçelim. Yani Kami ile pik yapalım diyorsun. Evet. Zirveye çıkalım. Zaten onun sayesinde puan kazandım. Onu kayırmam mümkün değil. Haklısın. 100 puandasın unutma. İhtiyacımız olan tam 400 puanımız var. Uygar'la başlayacağız o zaman. Uygar'a sorduk. Can simidi nedir dedik. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilmiştir. Soralım. Simit nasıl bir şey biliyor musun Uygar'cığım? Simidi biliyorum. Yuvarlak bir şey, ortasında da delik var. Canımız simit isterse nereden alırız onu? Simit istersen simitçiye gidip yiyorum. Soruyorum, can simidi nedir? Can simidi canımızın çektiği simittir. Eyvah! Ya evet, tamam, üzgünüm, puan alamayacaksın ama cevap evet. Çok güzel ya. Canımızın çektiği. Ay. Bir daha her seferinde o aklıma gelecek. Değil mi? Can simit, canımızın çektiği simit. Olsun, moralimizi bozmayalım canım. Daha geriye 4 tane minnoşka var. İpek'le devam ediyoruz. İpek'e sorduk. Tatlı dilli ne demektir? Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilmiştir. Tatlı dilli. Şu an gerçekten çok kararsız kaldım. Evet. Hadi İpek gibi fikrimi değişe. Bilememiş. Bilememiştir. Evet. Bilememiştir. İpek. Ben ama size kararsız oldum söylemiştim değil mi? Terazi burcu musunuz yoksa? İkizler burcu. Aa, ikizler. Benim de yükselenim öyle. Evet. Bir taraf öyle diyor, bir taraf evet. Böyle diyor. Tamam, bilmiştir diyor. Bilmiştir. İlk kararımda. Tamam, kafanızı karıştırmayacağım. Dilimizle nasıl tat alırız biliyor musun Minnoşka? Mesela en tatlı. Yanları ekşi.
en arkada acı. Mesela en önde bildiğimiz şeyin tatlı olduğunu anlıyoruz. Yanlarda ekşi, en arkada acı. Tatlı şeyler yersek daha mı tatlı konuşuruz? Evet. Öyledir. Ben mesela mozaik pasta yediğim zaman daha tatlı konuşuyorum Doğa abla. O zaman soruyorum, tatlı dilli ne demek İpek? Böyle güzel konuşan. Seni yerim gerçekten. Böyle güzel konuşanlara tatlı dilli denir. Ve ne kadar güzel bir şeydir tatlı dilli olmak. Evet, ben demiştim kendimi benzetiyorum. Kesinlikle diye. Gerçekte. Siz de tatlı dilli bir insansınız anladığım kadarıyla şu an. En güzel dil tatlı dil. Evet. Her kapıyı açar, her sorunu çözer. Karşında kim varsa mutlu eder. Çok kıymetli bir dildir. Dilerim herkes bu dili konuşmayı öğrensin. İpek'ten puan alacağız. Şimdi sırada kim var? Aras var. Aras'a ne sorduk? Küvet nedir dedik. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilmiştir. Bilmiştir. Aras, neden kirleniyoruz? Sadece ellerimiz mi kirleniyor? Çünkü etrafı yediğimiz için. Arkamız, saçlarımız da kirleniyor. Saçlarımız kirleniyorsa madem, saçlarımızı nasıl temizliyoruz? Şampuanla saçlarımızı yıkayız. Bütün efektleri de yapıyor, evet. Değil mi? Soruyorum. Evet, lütfen. Aras, küvet nedir? Küvetin içine girip içine yatarız, içine sıcak su dolduruyoruz. Bravo! Yani Aras da bunu tabii ki bilecek. Tabii ki. Aras'tan da puan alacağız ve sırada Luna'mız var. Luna'ya sorduk, bahçıvan nedir dedik? Bilmiştir. 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 Lütfen bilsin. Lütfen bilsin. Parklardaki ağaçlarla kim ilgileniyor Luna'cığım? Ağaçlar kendileri oksijen aldığı için kendileri büyüyorlar. Her gün sabah güneşli olduğu için güneş ışığı alınca büyüyorlar. Çocuklar bazen sulayabilir. Büyükler de sulayabilir. Bu bahçelerdeki, parklardaki ağaçı herkes sulayabilir. Anneler, babalar, çocuklar, hatta tanımadığımız insanlar bile. Her şeyi söyledi ama. Yok, hiç öyle bir cevap hiç verecekmiş gibi değil. Aynı fikirdeyim. Ağaçların doktoru var mıdır? Ağaç doktoru vardır ama biz bilmiyoruzdur. Eyvah. Soruyorum artık. Soralım. Luna'cığım, bahçıvan nedir? Ne iş yapar kendisi biliyor musun? Bahçıvanlar bütün bahçelerdeki yaprakları kesiyorlar. Ondan sonra yaprakları süpürüyorlar, çiçek dikiyorlar, kaktüs dikiyorlar. Luna, seni yerim gerçekten. Yani gerçekten çok tatlı anlattı. İnanamadım. Evet. Hiç yani cevabın bu olduğunu verecekmiş gibi değil. Yani şey diye düşündü herhalde, sadece bahçıvanlar sulama yapmaz. Yani tüm insanlar yapmalı. Tatlı bir mesaj verdi. Luna'dan da puan gelecek ve son minnoşka Kami. Kami'ye sorduk. Eli sıkı ne demektir dedik. Bilmiş midir, bilememiş midir? Bilememiştir. Bilememiştir. Kilo aldığımız zaman kıyafetlerimize sığabilir miyiz Kami? Bence yeni kıyafet almamız gerekir. İçine nasıl gireceğiz? Kesinlikle haklı. Markete gittiğimiz zaman istediğimiz her şeyi alabiliyor muyuz? Marketçi her şeyi vermiyor ama sıra sıra verebiliyor. Biz sıra sıra alıyorsak işte o. İşte marketçi de sıra sıra veriyor insanlara. Marketçi sıra sıra veriyor. Evet. Bu şeyden kasadan geçen yani şekli herhalde. Söylüyor. Eli sıkı ne demek Kami? Eli sıkı mı? Hı. İyi bilmiyorum ama pantolonlar bazen sıkı olabilir. Eli sıkı da küçük eldiven giymiş olabilir. Vallahi bilememiştir demiştim. Bileme. Niye benim Kami'm bilememiştir? Ama eli sıkı zor. Evet. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. 4 tane minnoşumuz var. O yüzden kendilerini kapatmadık ekranda. Çünkü onlar sana puan verecek çocuklarımızı. Evet. Puanlarını kendin lütfen iste de şu 100 puanı 500'e taşıyalım. Tamam. İpek'ten mi başlıyorum? Evet. İpek'cim, lütfen ama lütfen, hani senin bir ablan olarak bana biraz yüksek bir puan verebilir misin? 100 puan! Teşekkür ederim.
Güzel bir puan. Olduk 200 puan. Devam edelim. Aras'cığım, bak bu yazıcıya birlikte fotoğraf çekip yükleriz bence. İstersen bana yüksek bir puan verebilirsin. Tabii ki istersen. 100 puan! Oley! Olduk 300 puan. Geriye kaldı 200 puan. Hadi inşallah. Hadi, hadi. Anacığım, sen benim uğurumsun lütfen ama bana biraz daha yüksek bir puan verebilir misin? 50 puan! Eyvah! Alkışlarım mı gitti? Evet, eyvah! Alkışlarımın ritmi düşmeye başladı. 350. Kamicim, ne olur. Bakamayacağım. Ne olur, ne olur ama ne olur bana yüksek bir puan ver, olur mu? Bak ağlayacağım. Daha nasıl acındırabilirim acaba kendimi? Çok, çok. 500 puan! 850 puanla... Üç boyutlu yazıcımızı sizlere armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ya sizler ne düşünüyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Çok eğlendim. Ben yıllar öncesinde Barış Manço zamanında bir programa katılmıştım ama onun videolarına bir türlü erişememiştim. Ve artık dedim ki benimle küçük bir anım olsun ve çocuklarla olsun. Özellikle davet edildiğim için de çok teşekkür ederim. Sizinle tanıştığım için de çok mutlu oldum. Çok ne sağ olun. Ne mutlu. Bizler de öyle olduk. Nurlar içinde yatsın Barış Manço'muz. Onun kıymeti, değeri asla değişmez. Ve onun bize bıraktığı miras çocuklarla beraber olmak. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Biz birlikte çok ama çok eğlendik. Çocuklarımız da bugün yine mükemmel bir iş çıkardı. Umarım sizler de bizle olmanın keyfini aldınız. Ben ve çocuklarımla yarışmak, bu stüdyoda bizlerle beraber olmak isterseniz www.showtv.com.tr'ye başvurabilir ve bizimle birlikte burada olabilirsiniz. Hoşça kalın çocuklarım. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.